Bir önceki videoda arkadaşlar elimizdeki verinin merkezi eğilimi ya da ortalamasını ifade etmenin değişik yolları hakkında konuşmuştuk. Bu videoda ise bu konu hakkındaki ufkumuzu daha da genişleterek verinin dağınıklığı hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Hadi önce biraz düşünelim. Diyelim ki elimizde eksi 10, 0, 10, 20 ve 30 sayıları var. Evet bu birinci veri. İkinci veri ise 8, 9, 10, 11 ve 12'den oluşuyor. İşe bu iki veri, iki farklı veri için de ortalamayı hesaplayarak başlayacağım. Bu arada küçük bir ekleme yapayım. İstatistikte ilerledikçe ana kütle ve örneklem arasındaki farkı göreceksiniz ama bu örnekte bunun ana kütle olduğunu varsayacağız. Bunun için hesaplayacağımız ortalama da ana kütleye ait olan ortalama olmuş olacak ve ana kütleye ait dağılım ölçülerinden bahsedeceğiz. Oldukça havalı kelimeler değil mi? Ana kütle. Ana kütle, ortalama. Gelecekte verinin hepsine sahip olmadığımız ya da olamayacağımız için ana kütleden örneklemler alacağız ve bu örneklemleri kullanarak ana kütle hakkında tahminler yapmaya çalışacağız. Sakın gözünüz korkmasın ve şimdilik bunu düşünmeyin. Sadece ileride karşımıza çıkacak şeyler hakkında size biraz bilgi vermek istedim. Şimdi birinci grup veri için aritmetik ortalama nedir? Onu hesaplayalım. Eksi 10 artı 0 artı 10 artı 20 artı 30. Elimizde 5 birim olduğu için de bölü 5. Bu 10 buradaki eksi 10 birbirini götürür. 20 artı 30 eder. 50 bölü 5 eşittir 10. Geçiyorum ikinciye. 8 artı 9 artı 10 artı 11 artı 12 bölü 5. 8 artı 12 eder 20. 9 artı 11 20. 20 artı 20 40 ve 40 artı 10, 50 bölü 5 eşittir yine 10. Gördüğünüz gibi iki verinin de aritmetik ortalamaları birbirine eşit. 10. Ana kütle ve örneklemin kafanızı karıştırmasını istemiyorsanız eğer, bu iki veri grubunun da aynı aritmetik ortalamaya sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Bu sayıların ortalamasını aldığımızda ise, yani hepsini toplayıp 5'e böldüğümüzde ise elde ettiğimiz sonucun 10 olduğunu birlikte gördük. Bunlarda da aynısı. Bunları da toplayıp 5'e böldüğümüzde yine 10 ettiğini gördük. Ama dikkat ettiyseniz veri gruplarındaki sayılar aynı değil. Aritmetik ortalama aynı ama sayılar aynı değil. Ortalamalarına bakarak yorum yaparsak iki grubun birbirine benzediklerini söyleyebiliriz. Ama sayılara bakacak olursak yani kümeyi oluşturan elemanlara tek tek bakacak olursak ilginç bir şey gözümüze çarpacaktır. Bu sayıların hepsi en büyük sayının 10'a uzaklığı sadece 2 birim. 12, 10'dan 2 uzaklıktadır değil mi? Ama buradaki sayılar bakın 10'a daha uzak. Bakın en yakın olanları bile 10 birim uzaklıkta. Hele hele bunun bu ikisinin uzaklığı 20. Bunun için buradaki veri daha dağınıktır diyebiliriz. Öyle değil mi? daha uzakta böyle birbirinden orta ortaya göre daha uzaklarda. Bu sayıların ona uzaklıkları bunlara göre daha fazla. Bunu da söyledikten sonra artık dağılımı ölçmenin ortalamadan ya da merkezden ne kadar uzakta olduğunu belirlemenin değişik yollarından bahsetmeye başlayabiliriz. Bunların en basit olanı açıklıktır. Açıklık çok sık kullanılmaz ama en büyük birim ile en küçük birim arasındaki dağılımı göstermenin çok basit bir yoludur. Açıklığı hesaplamak için az önce de söylediğim gibi en büyük sayıyı alırız ve bundan en küçük sayıyı çıkarırız. Yani burada en büyük sayımız ne? 30, en küçük ne? Eksi 10. Bunu birbirinden çıkarttığımızda eder 40. En büyük birim ile en küçük birim arasındaki fark yani bu verinin açıklığı neymiş? 40'mış. Burada ise 12 eksi 8 eşittir 4. Bu iki örnek için Açıklık, dağılımları hakkında çok iyi fikre sahip olmamızı sağlayan bir e, eleman olarak gözümüze çarpıyor. İki grubun da ortalamaları 10. Ama açıklıklarına baktığımda, bunun açıklığının daha fazla olduğunu görüyorum. Ve bu, bu verinin daha dağınık olduğunu bize gösterir. Açıklık anlaşıldı, öyle değil mi? Şimdi, açıklığın yeterli olmadığı durumlarda ne yapabileceğimize bir bakalım. Mesela, Elimizde aynı açıklığa sahip iki farklı veri olabilir. Ama bunların bile dağılımları birimlerin yerlerine ya da nasıl gruplandıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumlarda en sık kullanılan ölçülerden biri varyanstır. Aslına bakarsanız birazdan göreceğimiz standart sapma varyanstan da daha çok kullanılır. Ama İkisinin arasında zaten büyük bir bağlantı var göreceksiniz. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Varyans için kullanılan sembol, tekrar ediyorum. Yine ana kütleye ait olan varyanstan bahsediyorum arkadaşlar. Ana kütleden örneklem alıp bu alt kümeyi özellikle bu alt kümeye özellikle e, bakmıyoruz henüz. Ana kütle olarak bunu kabul ediyoruz. Evet, varyansın sembolü arkadaşlar bir Yunan harfi olan sigma üzeri 2'dir. Sigma üzeri 2. Ve az sonra sigmanın da standart sapmanın sembolü olduğunu birlikte göreceğiz. Şimdi bu benzerlik tesadüfi değil. Yani biri sigmaymış, aa öbürü de tesadüfe bak sigma değil. Tabii ki bunun çok mantıklı bir sebebi var. Aradaki bağlantıyı gösteriyor. Neyse şimdilik biz varyansa geri dönelim. Varyansı hesaplamak için tüm birimlerin ortalamaya olan uzaklıklarını birer birer hesaplayıp tek tek hesaplayıp bunların karelerini alıp karelerinin de ortalamalarını alırız. Kulağa ne kadar zor gelse de hesapladığınız zaman aslında o kadar da zor olmadığını görebilirsiniz. Neydi arkadaşlar ortalamamız? 10. Harika birinci ile başlıyorum. Biraz aşağı kayalım. Evet güzel. Eksi 10 Birinci birimimizdi. Şimdi bundan ortalamayı çıkaracağım ve bu farkın karesini alacağım. Ne yaptığımızı tekrar edelim. Birinci birimden ortalamaya olan uzaklığı bulup bunun karesini alıyorum. Karesini almamın sebebi sonucun pozitif olmasını istememiz. Buna ikinci birim olan 0-10 üzeri 2'yi ekleyeceğim. Unutmayın bunlar ortalama arkadaşlar. Devam edelim. Artı 10-10 üzeri 2 artı 20-10 üzeri 2 artı 30-10. 10 üzeri 2. Evet her birimin ortalamaya olan uzaklıklarının karelerini buldum. Bir kere daha tekrar ediyorum. Bu ortalama bu da her birimin ortalamaya olan uzaklığını bulduğum, karelerini aldım, birbirleriyle topladım ve bunları elimdeki birim sayısına böleceğim. Kısacası uzaklıkların karelerinin ortalamasını buluyorum. Gördünüz değil mi? Lafta çok zor görünen bir şey ama kağıt üzerinde o kadar da zor değil. Her birimi al. ortalamaya olan uzaklığını bul. Karesini al. Son olarak da bunların ortalamasını al. 1, 2, 3, 4, 5. Bölü 5. Hadi hesaplayalım. Eksi 10, eksi 10 eder. Eksi 20 karesi 400. 0, eksi 10, eksi 0, e, e, yani eksi 10 karesi eder 100. 10, eksi 10, 0 karesi 0. Artı 20 eksi 10, 10 eder karesi 100 ve son olarak 30 eksi 10 eşittir 20 karesi 400 bölü 5. Şimdi bunları toplayalım. 400 artı 100, 500. Bunlar burada da bir 500 var. Toplamda 1000, 1000 bölü 5 eşittir 200. Bu durumda bu örnekte varyans 200 çıktı. Buradaki dağılımın ölçüsü bu. Şimdi de buradaki gruba bakalım. Biraz yer açmak için ekranı kaydırmam gerekiyor. Şöyle yukarı doğru. Evet. Evet sıra bunda. Ortalamasını biliyoruz. O halde başlıyorum. 8 eksi 10 üzeri 2 artı 9 eksi 10 üzeri 2 artı 10 eksi 10 üzeri 2 artı 11 eksi 10 üzeri 2 artı 12 eksi 10 üzeri 2. Burada da 10'un az önce hesapladığımız ortalama olduğunu size tekrar hatırlatıyorum. Varyans için önce ortalamayı hesaplamak gerekiyor. Bunu da yine 5'e böleceğiz. 8 eksi 10 eksi 2 eder karesi 4. 9 eksi 10 1 karesi 1. 10 eksi 10 0 karesi yine 0. 11 eksi 10 1 karesi 1. Ve 12 eksi 12 karesi de 4. Tüm bunların toplamı da 10'dur. Onu 5'e böleceğiz. Sonuç 2. Burada varyans. Doğru yaptık değil mi? Kontrol edelim. Evet doğru. Gördüğünüz gibi daha az dağınık olan bu verinin varyansı da çok daha küçük. Bunun varyansı 2. Şimdi anladınız öyle değil mi? Bu bundan daha az dağınık bir veri. Şimdi varyansın sorunu bu birimleri alıyoruz ortalama ile olan farklarını hesaplıyoruz sonra karelerini alıyoruz ve gelişi güzel bir sayı elde ediyoruz. Mesela eğer ünitelerle çalışıyorsak yani eğer bunlar uzaklıksa eksi 10 metre 0 metre 10 metre 8 metre vesaire gibi bunların karesini aldığımızda varyansı metrekare olarak buluruz ve bu verilere göre biraz ters bir sonuç elde etmemizi sağlar. İşte bunun için insanlar standart sapmayı daha sık kullanırlar. Standart sapma, varyans dediğimiz şeyin, varyansın kare köküdür. Ya da sigma karenin köküdür, kare kökü. İşte bu yüzden standart sapmanın se sembolü de sigmadır. Varyansınki neydi? Sigma üzeri 2, sigmanın karesiydi değil mi? Sigmanın karesinin kare kökünü alırsanız ne kalır? Sigma. Dolayısıyla standart sapmanın sembolü de sigmadır. Bu ikisi için varyansı bildiğimize göre standart sapmalarını hesaplamak oldukça kolay olacak. Ne yapacağız? Kareköklerini alacağız. Birincinin standart sapması 200, 2 çarpı 100'dür. 100 kare karekökü de 10 olduğuna göre standart sapma 10 çarpı karekök içinde 2 olacak. İkincisi ise varyansın karekökü yani 2'nin karekökü. İkinci verinin standart sapması birincinin onda biri. Bu 10 çarpı karekök içinde 2. Bu sadece karekök 2. Yani bu 10 çarpı standart sapmaya eşit. Umarım bu daha mantıklı bir açıklama olmuştur. Bakın bunun standart sapması bununkinin 10 katı arkadaşlar. Peki bunu nasıl hesapladık? Varyans için her birimin ortalamaya olan uzaklığının karesini alıp bunların da ortalamasını almıştık. Sonra bunun da karekökünü aldığımızda birinci verinin standart sapmasının ikincinin 10 katı olduğunu gördük. Şimdi verilere tekrar bakalım. Bunun standart sapması 10 çarpı standart sapma ve bu son derece mantıklı. İkisinde de 10 var. Mesela 9 10'a 1 uzaklıkta. 0 10 uzaklıkta. 8 2 uzaklıkta. Bu 20 uzaklıkta. Gördüğünüz gibi bunlar birbirlerinin 10 katı ve bu örnekte ortalamaya olan ortalama uzaklığı anlamak için standart sapmayı kullanmak daha mantıklı. Evet umarım siz de bunu faydalı bulmuşsunuzdur.